Merhabalar, işitme engelliler için hazırladığımız bültenle karşınızdayız. İslam karşıtlığı yüzünü bu kez Yeni Zelanda'da gösterdi. İki camiye yapılan silahlı saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. İslam düşmanlarının terör saldırısı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide cuma namazı sırasında düzenlendi. Katliam yapan teröristlerden biri saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Görüntülerde teröristin silahı üzerindeki Türk ve Osmanlı karşıtı simgeler dikkat çekti. Saldırgan manifestosunda Türkiye ve Cumhurbaşkanını da hedef aldı, alçakça tehditler savurdu. Terör saldırısı sonrası Yeni Zelanda polisi ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu. İnsanların evlerinden dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı, okulların kapatıldığını duyurdu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern terör saldırısını görülmemiş bir şiddet eylemi olarak tanımladı. Dört kişinin gözaltına alındığını ifade eden Başbakan, saldırganlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını sert şekilde kınadı. İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini aşarak toplu katliam boyutuna ulaşmıştır dedi. Profesör Doktor Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen cenaze töreninde konuşan Erdoğan, benzer saldırıların yaşanmaması için dünyayı acil tedbir almaya çağırdı. Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçirili, geçiştirilemeyeceği bellidir. Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır. Kaldı ki ülkemi dahi Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmeleri yapan ortada gerçekten bir terörist, bir katil var. Şayet derhal önlem alınmazsa bu kötü gidişin ürünü olan felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı özellikle de Batı ülkelerini İnsanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde MIT tırlarının durdurulması olayının ihbarcısı FETÖ sorumlusu Mustafa İlhan, Ordu'da yakalandı. 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkan ilçesinde MIT'e ait araçlar durdurularak arama yapıldı olayla ilgili devlete ait gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak suçlarından soruşturma açıldı. MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen Ali Kod adlı FETÖ sorumlusu Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı adreste yakalandı. İlk ifadesinde MİT'e ait tırların durdurulması olayıyla ilgili ihbarı yapan kişi benim. Bu talimatı Halil Müdür Kod isimli FETÖ mensubundan aldım dediği belirtildi. Hatay'a götürülen Mustafa İlhan, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın. Mutlu hafta sonları.